Bugün itibariyle arkadaşlar zemin güçlendirmeye gireceğiz. Zemin onarımlarından bahsedeceğiz. Burada görüyorsunuz bir kere temelle zeminin farklı kavramlar olduğunun iyi anlaşılması lazım. Aynı anlamlara gelmiyorlar. Temelden ne anlıyoruz? Var mı fikri olan? Temel işin iskeletiyle ilişkili. Zemin oturttuğumuz toprak kısmıyla ilişkili. Şimdi zemin dediğimiz zaman aklınıza bayağı zemin gelecek. Yani kazdığımız yer gelecek. Temel dediğimiz zamansa binanın oturtulduğu kendine ait iskeleti gelecek. Tamam. Birisi çelik esaslı, öyle düşünün. Temel çelik esaslı olabilir. Ya da ne bileyim taş esaslı olabilir belki. Ama zemin toprak esaslı. Toprağı kazıyorsunuz. Toprağı kazarak oradan ne yapıyorsunuz? İşte bir şeyler çıkartıp düzgün şekil verip ondan sonra temeli oturtuyorsunuz. Arada böyle bir ilişki var. Tabii zemin bizim için çok önemli. Yani zemini doğru seçmek bizim için çok önemli. Çünkü ancak doğru zemin üstüne iyi inşaatlar kurulabilir. Birazdan göreceksiniz farklı zemin türlerini. Burada tabii bu olmadığı zaman, yani yanlış zemin seçildiği zaman iki farklı problem ortaya çıkıyor. Bir, oturmalar gerçekleşebiliyor. Yani ne oluyor? Binanızı arkadaşlar yerleştiriyorsunuz. Böyle zımbalama dediğimiz efektle aşağı doğru iniyor ya da kayabiliyor. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntıysa zemin mesela sağlam ama ne bileyim işte zemin sularını öngörmemişsiniz diyelim. Bu zemin suları yavaş yavaş yükseliyor ya da ne bileyim hiç hesaba katmadığınız bir akarsu bir anda o sizin zemininize karışmaya başlıyor ve yavaş yavaş temelden suyu emiyor. Ve sonuçta arkadaşlar sizin yapınız bu su emme sonucunda deformasyona uğruyor. Hatta şöyle diyebiliriz. Belki mukavemetli bir zemin seçtiyseniz yine idare edersiniz ama su kesinlikle ve kesinlikle elimine edilmesi gereken bir kavram. Mutlaka ondan kurtulmalısınız. Mutlaka. Bu yüzden bakın bütün modern betonarme binalarda inanılmaz bir zemin yalıtımı yapılır. Bitümler, bilmem neler, membranlar, buna uygun tasarım, buna uygun beton seçimi, drenaj işlemleri. Su çok önemli arkadaşlar bizim için. O yüzden suyu mutlaka elimine etmemiz gerekiyor. Burada zemin sorunları ve genel terminolojiden biraz bahsetmek lazım. Öncelikli olarak toprakları gördüğünüz gibi böyle dörde ayırıyoruz. Toprak zeminleri de kendi içine ikiye ayırıyoruz. Yumuşak ve sert olmak üzere. Ne oluyor yumuşak toprak? Çok basit şekilde kazılabilen topraklar aslında. Kürekle bile hemen ne yapıyorsunuz? Yumuşak şekilde kazabiliyorsunuz. Bu bizim istediğimiz bir toprak değil. Yani inşaata uygun değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Bir zemin tek tip topraktan oluşmuyor. Katman katman. Yani en üstte toprak olabilir ama aşağı indikçe mesela küskülük çıkabilir karşınıza. Yani daha sert bir zemin çıkabilir. Bu yüzden kazıyorsunuz arkadaşlar devamlı. Bir üste atıyorsunuz önce. Bakıyorsunuz aşağı başka bir zemin var mı diye. Görüyorsunuz sonra sert toprak zemin var. Kazma ucuyla biraz daha zorlanarak kazdığınız yer. Küskülük zeminler var. Bunlar da kendi içinde yine yumuşak ve sert olarak ayrılıyor. Arkadaşlar burada biraz daha böyle sertleşiyor toprak. Aşağı inildiğimiz zaman biraz daha sertleşiyor. Yani sert küskülükte biraz daha sertleşiyor. Ondan sonra kaya zemine geçtiğiniz zaman artık çok sert bir toprağınız var. Hatta o kadar sert ki kırıcı tabancaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Sert kaya zeminlerde patlayıcı madde kullanmaya başlıyorsunuz. Çok sert kayada artık çok daha fazla patlayıcı kullanmaya başlıyorsunuz. Klasik olarak düşündüğümüz zaman sizce hangi zeminde inşaat yapmamız daha mantıklı? Şimdi birlikte düşünelim. Zaten toprak zemine uygun olmadığını az çok tahmin ediyorsunuz. Bu arada en aşağıdan bahsetmeyi unuttuk. Bir de batak ve balçık zeminler var. Bunlar genellikle dolgulanıyor. Caddebostan'da bu tarz yerleşimler var. İnşaat atıklarıyla bilmem nereyle dolgulanan. Ama bina yapılmıyor üzerlerine arkadaşlar. Sadece zemin kazanıyorsunuz. Mesela bisiklet yolunuz oluyor ekstradan. Ne bileyim oraya bir çayhane. Çayhane olur mu? Ne diyoruz ona? Bir kafe kuruyoruz mesela. Anlatabildim mi? Veya seyyar çay satan bir şeyler kuruluyor filan. O tarz uygulamalar yapılabiliyor. Sadece zemini genişletiyorsunuz özetle. Şimdi onu eledik zaten. Biri de eledik. 2 ile 3'e bakıyorum. Şimdi 2 ile 3 kısmen uygun arkadaşlar. Ama burada maliyet önemli. 2'ye kurarsanız bir kere çok yüksek bina yapma şansınız yok. Ama alanı geniş yaparsanız yine sağlam bina en azından sert küskülük zemine oturtabilirsiniz. Kazmak da basit. Ama kaya zemine geldiğimiz zaman büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlardan birincisi kazmak çok zor. Patlayıcı kullanmamız gerekebiliyor. Hele ki sert kaya zemin ya da çok sert kaya zeminde şansınız çok düşük. O maliyete değmez. Çünkü o patlayıcı efektin ya da o patlatma sonucunda çevreye de zarar verdiğinizi unutmayın. Yani zemini kazacağım diye yandaki binaların da temellerine ya da kendisine titreşim sebebiyle zarar verebiliyorsunuz. Bu yüzden bizim çok istediğimiz durumlar değil bunlar. Yani çok sert zeminlere ya da sert kaya zeminlere çok fazla bina yapmıyoruz.
Ne yapıyoruz? Varsa sert kaya zemin yumuşak kaya zemin yeterli ya da sert püskülük zemin yeterli. Maliyeti de arttırmamanız lazım çünkü kazarken. Burada bazı kavramlar var. Örneğin tahkimat işleri. Tahkimat işlerini ne anlayacağız? Varsayalım toprağın çok yumuşak. Hatta akışkan. Kolaylıkla yerinden çıkabiliyor. Kolaylıkla kayabiliyor. Bu durumda tahkimat işleriyle toprağın akışını durdurmanız lazım. Özetle arkadaşlar istinat duvarı yapıyoruz. Bu zeminin kayması için. Şimdi şöyle düşünün. Çok geniş bir zemin kazdınız. Böyle birkaç metre. Şimdi zemin kazıldıkça basınç artıyor arkadaşlar. Kayma şansı artıyor. Yani belki yüzeysel bir zeminde sıkıntı yaşamazsınız ama gerçekten derin bir zemin kazdığınız zaman o zemini tutan bir şey olmadığı için kayma eğilimi gösteriyor. Eğilimi gösteriyor. Soldan sağa ya da sağdan sola. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka bunları durduracak işler yapmamız lazım. Yani çeşitli işte burada püskürtme beton işleri yapılabiliyor. Ya da bir şeyler ürülebiliyor. Duvar ürülebiliyor. OBS dediğimiz sert ahşaplar var. Büyük geniş yongalı. Onları kullanabiliyoruz ve durduruyoruz onları. Burada 3 tip tabii aslında istinat duvarımız var diyebiliriz. Bunlardan birisi İKSA. Bu yer altı suyu olmayan standart. Sizin hep gördüğünüz bu aslında. Çevredeki inşaatlarda özellikle hep İKSA görüyorsunuz. Kalaslı, payanda, yastık, kazık, destek gibi böyle şu sağdaki resmi görüyorsunuz. En sağdaki. Kalaslarla aslında duvarı sabitlediğimiz sistem. Madenlerde de buna benzer sistemler kullanılıyor. İki paplanşlar. Burada yer altı suyu varsa yani sisteminiz daha akışkan, zeminiz daha akışkansa tercih ediyorsunuz. Ve tabii ki son batardolar. Bunlar da yeraltı suyu seviyesinde artık su kaynağının içinde çalışılacaksa tercih ediliyor. Mesela petrol hattıyla ilişkili bir şey yapıyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz. Bu durumda batardo kullanıyorsunuz. Burada görüyorsunuz sağ tarafta tipik bir aslında İKSA var. Ortada arkadaşlar bakın betonarmeden oluşturulmuş su seviyesinin görüyorsunuz su seviyesini daha doğrusu engellediği bir fotoğraf var ortada. En solda da tipik bir paplanş var. Yani yarı zemin suyuna sahip bir sistem. Hemen hızlı hızlı geçelim bunları. Yine arkadaşlar aplikasyon ne anlıyoruz? Duyan var mı aplikasyonu? Aslında İngilizceden geliyor. Application'dan geliyor. Yani uygulama aslında Türkçesi. Ama aplikasyon olarak terminolojiye katılmış. Özetle neymiş? Şimdi zemin etüdünü yaptığımız bir yer var. Buraya bir yapıyı artık yerleştirmeye başlıyorsunuz. Buna deniliyor. Strip kazısı eğer üstte bir bitki örtüsü falan varsa bunları sökme işlemine deniliyor. İp iskelesi. Ne oluyor arkadaşlar? Seçtiğiniz yerleri Nivo ile ölçüyorsunuz. Nivo kullanan var mı bilmiyorum. Bu işte ip iskelesi de bu işlemlerden sonra inşaatı uyguladığımız sistem aslında. İpleri böyle çekiyorsunuz. Orada diyorsunuz ki artık inşaat şurada şey olacak, duvar olacak, şurada bilmem ne olacak diye. Bir aslında maket çıkartıyorsunuz. Buna ip iskelesi diyoruz. Afiyatlı sor işlem. Artık işiniz bitti, toprak çıktı bir sürü. Bunları toplayıp atma işlemine de hafriyat deniliyor. Tabi burada not düşmüşüz. Eğimli arazide kademeli olarak kodlara çalışıyorsak buna teresman denir demişiz. Şimdi hemen genel terminolojiyi anladığımıza göre biraz zemin sorunları ve kaliteye bakalım. Şimdi zeminde çalışmak için öncelikli olarak bilgili bir ekibiniz olacak. Yani ne bileyim mühendisiniz olacak, mimarınız olacak, hatta jeoloğunuz olacak. Jeofizikçiniz olacak. Ve bunlarla birlikte gideceksiniz. Bakacaksınız önce zemine. Uygun mu değil mi? İyi bir arkadaşlar bu işlerden anlayan biri daha zemine zaten gittiği anda anlıyor. Bu zemine olur, bu zemine olmaz. Bu zemin katmanlıdır. Ha bak burada kirli toprak var. Burada şöyle toprak var. Anlıyor. Ama bununla bizim tabii yetinmememiz lazım. Numune alıyoruz arkadaşlar. Veya yerinde çalışmalar yapıyoruz. Birazdan testlerini göstereceğim. Mesela çeyrekleme metodu var. Toprağın bir bölümünü seçiyorsunuz. Çeyrekliyorsunuz. Çeyreğinden numune alıp bakıyorsunuz ne varmış içeriğinde diye. Şimdi tek bir yerden numune almak da doğru değil. Birkaç yerden hatta aşamalı, kademeli numune almak lazım. Yani toprağı da kazıyorsunuz, alttan numune alıyorsunuz. Sadece yüzeyden almıyorsunuz. Çünkü dedim ya, yüzey katmanlı olabilir. Yani üstü yumuşak vardır, altta püskülük vardır. Bilemezsiniz bunu. O yüzden arkadaşlar, öncelikli olarak ne yaptık? Taşıma gücünü, su seviyesini, kayma mukavemetini ve çözücü malzeme miktarına bakmamız gerekiyor. O yüzden gördüğünüz gibi çeşitli kazı ve iksir çukuru dediğimiz böyle gözlem çukurları açarak buralardan numune alıyoruz ya da bakıyoruz ne var ne yok diye. Şimdi burada uyguladığımız temel testlerden biri de burada gördüğünüz test. Abla deney diyoruz buna.
standart olarak kullanılıyor. Gerçi daha modern sistemler de var artık ama. Tabla oldukça çok kullanılan klasik bir test. Ne oluyor? Burada bir boşluk açıyorsunuz. Testi çok kısa anlatayım. Bir boşluk açıyorsunuz. Ondan sonra buraya gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, büyük tutucu sistemlerle ağırlık yerleştiriyorsunuz. Tabla deneyindeki amaç sistemin ne kadar çöktüğünü ölçmek. Yani toprağın ne kadar çöktüğünü, zamana göre ne kadar çöktüğünü ölçmek aslında. Ne oluyor? 20'ye 20 santim boyutunda bir alan oluşturduk. Ondan sonra buraya 0,5 kilogram bölü santimetre kare basınç yaratacak bir kum torbası koyuyoruz. Genellikle 50 kiloluk kumlar olabiliyor. Artık koyduğunuz yere göre değişiyor. 50 kiloluk kum torbasını koyduk. Ya da işte neyse, koyduk onu. 100 kiloluk ya da. 24 saat bekliyoruz. 24 saat bekledikten sonra ne kadar aşağı indiğine bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir ölçeği var. Bakın mouse'la göstermeye çalışayım. Şurada şunun bir ölçeği var. Bu ölçekten ne kadar aşağı indiği görünüyor. Ve milimetrik olarak iniyor bu. 1 milimetre, 2 milimetre. Yavaş yavaş iniyor. Mesela 1 milimetre indi diyelim. Şu sağ tarafta bir tane görüyor musunuz? Grafik var. Bakın sağ tarafı basınç, sol tarafı zaman, aşağı doğru da çökme miktarı mevcut. Buraya not alıyoruz. Mesela ne oldu? 0,5 kilogram bölü santimetre kare basınç yarattık. Belli bir yük koyduk. Ve sonuçta 24 saat geçti. 24 saatte 0,5'i birleştirdim. Tam şu noktası ne oluyor mesela? 1 milimetre. 1 milimetre yazıyorsunuz oraya. Ondan sonra bir o kadar daha yük koyuyorsunuz. Bir gün daha bekliyorsunuz. İkinci gün geçti. Bakın bu sefer neye çıktık? İşte 1'e çıktık. Değil mi? Ya da 1 kilogram bölü santimetre kare koyduk. Basınç oluşturacak yük koyduk. 1,5'a çıktık. Bunu da ölçüyorsunuz. Mesela bu da 2 çıktı. Böyle devam ediyorsunuz testi. Eğer ölçüm tutarlı giriyorsa, yani 1 milimetre, 2 milimetre, 3 milimetre koyduğunuz yük kadar çökme oluyorsa süper. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu zaten beklentimiz. Hatta belli bir zamandan sonra sıkışma beklememiz lazım. Ama bazen şöyle oluyor arkadaşlar. Koyuyorsunuz. 72 saat geçiyor, 100 saat geçiyor, 120 saat geçiyor. Neyse artık. Belli bir zamandan sonra bir uç değer fark ediyorsunuz. Yani ne oluyor? Bakın şuraya kadar geldik. Şurası yaklaşık 22 milimetre olsun. Bakın burası kaçmış? 4,5, 5. 5'ten 5,5'a çıkmışız, gördünüz mü? Sadece 0,5 arttırmışız. Ama burası bir anda 22'den hop 30'a inmiş. 32'ye çıkmış. Yani genellikle burada gördüğünüz gibi 3-5 milimetre artarken aynı miktarda yük koymamıza rağmen bir yandan olmuş 10 milimetrelik fark yaratmış. Görüyor musunuz? Burada en aşağıda 10 milimetrelik fark yaratmış burada. Buradan işte diyorsunuz ki tamam, bunun taşıyıcılığı bu kadar. O fark yarattığı bölge sizin sınırınız. Demek ki oraya kadar sistemi zorlamayacaksınız. Ne kadar yük koyduk mesela bu sisteme göre? 5 kilogram bölü santimetre kare. Yani santimetre kareye en fazla 5 kilo gelebilir diyorsunuz. Tabii santimetre kareye 5 kilo gelirse, düşünün mesela 100 santimetre kareye, bunu ne yapacaksınız? 100'e çarpacaksınız. 500 kilo geliyormuş. Tamam? 1 tona, yani ne derler ona? 1000 santimetre kareye ne kadar geliyorsa çarpıyorsunuz 1000'le, o kadar denk geliyormuş. Böylece binanızın ağırlığını, yaklaşık olarak ne kadar yer kaplayacağını hepsini bu tablo deneyi sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Oldukça pratik, çok mantıklı bir test. Şimdi tabii küçük alanda çalıştığımız için çok avantajlı. Şimdi kocaman binayı yaptığınız zaman geniş bir alana kuracaksınız. Ama diyorsunuz ki ben aynı ağırlığı çok daha az bir bölgede yaratayım. Böylece basıncı ölçebilirim. Mantık buradan geliyor. Ve böylece ne kadar çöktüğünü sistemin öğreniyorsunuz. Vakit olursa, önümüzdeki derse bununla ilgili kısa bir soru çözeriz. Şimdi diğer testlere de bakalım. Burada gördüğünüz gibi 4 farklı test daha var. Örneğin standart penetrasyon deneyi, SPT. Burada arkadaşlar gezici bir araç olduğunu düşünün. Bu araç geliyor. Bir tane ne bileyim işte uç var. O uç böyle aşağı doğru iniyor. Sivri şekilde iniyor. İğne gibi batıyor. Batarken de makine bir değer okuyor. Yani bu kadar girdi. Bu kadar girerken bu kadar ne derler ona? Tepkiyle karşılaştı. Bu kadar mukavemet uyguladı zemin buna diye kaydediyor. Ama bu tabii daha çok kum ve kil zeminlere uygun. Çok sert zeminlerde kullanamazsınız bunu. Yine koni penetrasyon deneyi var. Burada da darbe değil de bu sefer ne oluyor? Deminki böyle darbeliydi arkadaşlar. Pıt 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 diye giriyordu böyle. Şey gibi hani var ya, ne makinalarıydı o? Yolu genelde kazarlar ya. Ona benzer bir sistemi var. Var. Ama koni penetrasyonda darbe yok. Sürekli olarak iğne giriyor. Böyle ölçüm alıyorsunuz. Özellikle sıvılaşma riski olan zeminleri ölçmeniz için çok iyi. Çünkü biliyorsunuz durmadan giriyor ya,
Nerede rahat ilerler bu? Çok sıvı varsa, çok su varsa, değil mi? Sistem sıvılaşmışsa güzel. Yoksa ne bileyim çok sert bir zemin varsa zaten sürekli olarak o iğneyi sokamazsınız. Bu da böyle bir test. 3. Presiyometre, PMT deneli. Sistemi ya da. Bu da ne oluyormuş? Bu sefer bir sondaj borusu açtık. Buna bir tane böyle boru sokuyoruz. Bu boru arkadaşlar ne yapıyor? Duvarlara baskı uygulayarak yanal gerilmeleri ölçüyor. Yani birazcık kayma gerilmelerini ölçüyorsunuz bu sistemde. Toprağın ne kadar mukavemet gösterdiğini ölçüyorsunuz. Ve son vein deneyi. Bu da kullanılıyor çok. Bu da pervane yapıya sahip. Bu da girdikten sonra arkadaşlar pervane içeride dönüyor. Yine ne yapıyorsunuz? Yanal gerilmeleri ölçüyorsunuz. Böylece kayma gerilmesini ölçmüş oluyorsunuz, anlamış oluyorsunuz. Yine yumuşak killere uygun. Tabii burada daha çok dediğim gibi ne kadar giriyor? O bölgesi olarak mukavemeti ne kadar? Daha yumuşak sistemlerde daha iyi çalışan sistemler bunlar. Ama deminki yani tablo deneyinde bayağı çökmeyi, mökmeyi, her şeyi anlayabiliyoruz. Şimdi varsayalım zeminimiz sıkıntılı. Yani ölçtük, baktık. Aa dedik ya burada sorun var. O zaman ne yapacağız? Çeşitli güçlendirme teknikleri kullanacağız. Bunlardan birincisi burada gördüğünüz gibi jet grout. Jet grout arkadaşlar oldukça mükemmel bir teknik. Çok başarılı. Biraz maliyetli. Gördüğünüz gibi sağda kocaman bir makinesi var. Sistem nasıl çalışıyor? Yumuşak bir zemini fark ettiniz. Buraya artık önlem almanız lazım. Şimdi arkadaşlar bunun ucu oldukça gördüğünüz gibi sivri ve ince. Toprağın dibine kadar iniyorsunuz. Yumuşak zemin dibine kadar iniyorsunuz. Buradan çok yüksek basınçta beton fışkırtıyorsunuz. Sıvı beton fışkırtıyorsunuz. Ondan sonra bu cihaz yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Böyle dönerek yukarı doğru çıkıyor. Ve bu esnada yumuşak zeminde böyle bir blok oluşuyor. Bu blok da işte o zemini güçlendiriyor. Yalnız bir tane değil, bir sürü yapmanız lazım. Yani bir tane kurtarmıyor sizi. O bölgedeki kaymaları ve çökmeleri engellemek için 10 tane, 15 tane yapıyorsunuz bundan. Ve bu sistem sadece işte burada göründüğü gibi mükemmel bir blok oluşturmuyor. Aynı zamanda yayılmalar da oluyor. Yani şu yanlarda şu mesela şu çok mükemmel bir blok görünüyor ya. Aslında burada hafif hafif sızmalar da oluyor. Çünkü bu sıvı beton normalde. Boşluk bulduğu yerden beton sızıyor. Boşlukları da dolduruyor. Yani içeride böyle şişeye benzeyen böyle aslında bir yapı oluşturuyorsunuz. Mukavemetli bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. Farkındaysanız 400 atmosfer gibi yüksek bir basınç kullanıyoruz. Normalde havanın atmosferi kaç? Ne kadar? Biri sessiz sessiz bir diyor içinden ama kim diyor? Sen mi diyorsun? Sen demiyorsun. Kim diyor? Herkesin de ağzı kapalı arkadaş anlamıyorum ki. Hava bir atmosfer arkadaşlar. Siz bir atmosfer basınç altında yaşıyorsunuz. Sizin kanınız bir atmosfere dayanıklı ya da buna uyumlu. Bir atmosferin altına ya da üstüne çıktığımız zaman yavaş yavaş sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Örneğin uzaya gittiğimiz zaman yükseldikçe atmosfer azalıyor. Bir atmosferin altına indiğiniz için hızlı arkadaşlar damarlarınız dışarı çıkmaya çalışıyor. Kanınız dışarı çıkmaya çalışıyor. Çünkü kanınızın çıkmasını sağlayan dışarıda bir atmosfer var. Onu kaldırdığınız zaman kanınız bir anda damarlarınızdan çıkmaya çalışıyor. O yüzden ölüyorsunuz. O yüzden işte uzaya çıkan insanlarda filmler böyle patlıyormuş gibi falan gösterirler. Tam tersi oluyor mesela. Denize indiğiniz zaman, çok derine indiğiniz zaman da atmosfer çok artıyor bu sefer. Belli bir sınırınız var. Ve biliyorsunuz kulak zarımız var. O kulak zarı çok yüksek basınç sebebiyle deliniyor. Orada da tam tersi damarlarımız sıkışmaya başlıyor. Yani artık büzülüyorsunuz. Çünkü kanı iyice böyle daralıyor, iyice daralıyor. Orada da kanama yüzünden yine ölüyorsunuz. O yüzden bizim damarlarımız bir atmosfere uygun. Bir atmosferi çok fazla şaşırtmamaya çalışıyoruz. Şaşmamaya çalışıyoruz. Bakın bu 400 atmosfer çok yüksek. Bir atmosfer nerede? 400 atmosfer nerede? Çok yüksek basınç gerekiyor bu betonu püskürtmek için. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve sonuçta gördüğünüz gibi böyle bir sistem oluşuyor. Burada arkadaşlar çelik yok. Bu çok karıştırılıyor. Bu sistemde donatı yok. Yani fore kazıkla karıştırmayın. Fore kazıkla donatı kullanılır. Jet grout'ta böyle bir blok oluşturulur. Burada benzer enjeksiyon sistemlerini görüyorsunuz. Mesela hidro kırma enjeksiyonu var. Daha çok çökelmiş zeminleri kullanıyoruz. Çimento esaslı harç kullanıyoruz. Yine. Ve arkadaşlar 15 kilogram bölü santimetre karelik bir basınç oluşturuyor. Yani orada bir dayanım oluşturuyor. Yani santimetre karede 15 kilogramlık bir dayanım sağlıyor size. Sıkılama enjeksiyonunda gevşek zeminlerde sonuç veren bir metot diyebiliriz. Üsttekine göre daha yüksek dayanım sağlıyor. Bakın santimetre kare başına 35 kiloymuş.
Yani dayanımız bayağı artıyor. Ve tabii geçirimsiz enjeksiyon. Geçirimsiz enjeksiyon amacı şu değil arkadaşlar. Nasıl anlatayım? Mukavemet yaratmak değil, suyun sızmasını engellemek. Bu yüzden özellikle ince ve çatlaklı zeminlere uyguluyoruz bunu. Reçine esaslı, silikat esaslı bir şeyler püskürtüyoruz. Emiyor arkadaşlar çatlaklar bunu. Hemen hızlıca. Benzerini duvarlarda da uyguluyoruz. Göstereceğim size yeri geldiği zaman. Yani duvarlara geçtiğimiz zaman. Böylece su artık ne yapmıyor? Bina tarafından emilmiyor. Ne dedik? Bizim için zaten en büyük problemlerden biri su. Suyu engellememiz gerekiyor. O yüzden burada geçirimsiz enjeksiyonu da kullanabiliyoruz. Burada jet kıraat uygulamaları var. Görüyorsunuz. Aynı arkadaşlar beton gibi burada da şey yapmanız lazım. Numune almanız lazım. Yani oluşturduk bloğu. Oradan cihazla numune alıyorsunuz. Karot alıyorsunuz yine. 30'a 15 mesela. Standart biliyorsunuz. Bunu malzeme ilgisinde konuşmuştuk. Sonra basma deneyine maruz bırakıyorsunuz. Basma deneyi sonrasında bakıyorsunuz ne kadar dayanıma sahip. Ne kadar istiyordunuz, ne kadar dayanım oluşmuş onu ölçüyorsunuz. Çünkü beton arkadaşlar heterojen bir yapı. Yani püskürtürken belki ayarı kaçtı. Belki istemeden su koydunuz. Oraya sonuçta bina yapacağınız için bunu sonradan test etmeniz lazım. Bu yüzden mutlaka basma deneyinden geçirilmeli. Uygulama sonrası kolonlar buna benziyor. Bakın solda ve sağda. Dışarıda bir miktar kalmış. Ve farkındaysanız su da var. Yani zemindeki suyu da çıkartmış muhtemelen. Betondan da su geliyor gerçi ama. Bakın bir şekilde suyu da yukarı çıkartmış. İlla arkadaşlar bunu düz zeminlere uygulamak zorunda değilsiniz. Shape stabilitesini de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu olarak düşünüp bir sürü yapıyoruz. Bir taneyle bırakmıyoruz. Bir taneyle bıraktığınız zaman bir işe yaramıyor. Ve tabii ki demin bahsettiğim fore kazık. Şimdi arkadaşlar jet grout'un en temel olayı zemini sıkılaştırmasıdır. Yani zeminde bir basınç oluşturur. Sıkı iter böyle zemini. Tamam. Bir sürü çünkü yapıyorsunuz ya oraya. Onlar hep ufak ufak dal da verdiler. İtiyorlar. Toprağa sıkıştırıyorlar. Bu şekilde mukavemet oluşturuyorlar. Fore kazığa biraz bakalım. Fore kazığın mantığı daha farklı. Fore kazıkta önce bir delik açıyoruz. Yani toprağa zorla beton püskürterek onu itmiyoruz. Delik açıyoruz önce. Yani orayı bir rahatlatıyoruz önce. Rahatlattıktan sonra buraya arkadaşlar önce donatı örülmüş fretli donatı koyuyoruz. Önceden hazırlanmış fretli donatı koyuyoruz. Bunu da çok görürsünüz inşaat uygulamalarında. Ondan sonra üzerine beton döküyoruz. Yani bu baya baya bizim betonarme binalarda gördüğümüz ya da otoparklarda gördüğünüz bu küresel şeyler vardır. Kolonlar vardır. Onlara benziyor. Burada temel amaç aslında güçlü zeminle güçsüz zemin arasında bir bağlantı oluşturmak. İleride göreceğiz çelik sistemler var. Yani daha doğrusu çelik vida sistemleri var. Orada da aynı mantık geçerli. Yani temelden çıkan bir donatıyı güçlü bir zemine bağlıyorsunuz. Böylece kuvvet aktarımı sağlanıyor. Burada da aynısı geçerli. Bir çeşit kuvvet aktarımı sağlıyorsunuz. Bu şekilde dayanım sağlıyorsunuz. Ve aynı zamanda tabii ki zemininiz kaymaz bir şeye dönüşmüş oluyor. Çünkü ortaya kocaman bir kolon koymuşsunuz. Nereye kayacak sistem? Anlatabildim mi? O donatılar yani o fore kazık dik tutuyor. Kaymasını engelliyor toprağınızı. Böyle bir durum var. Bu da fore kazık diyoruz. Burada önceden kullanılan fretli kolonları görüyorsunuz. Yani kullanıma hazır daha doğrusu fretli kolonları görüyorsunuz. Bakın ne yapmışız? Böyle tak 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 hazırlamışız. Bunları hazırlaması zordur. Normalde inşaatta çok tercih edilmezler. Özel durumlar hariç. Çünkü fretleri bağlayacaksın, döndüreceksin falan. Biraz sıkıntılı bir iş. Bizde o yüzden etriyeli genellikle sistemler kullanılır. Yani binalarda ve kolonlarda ve kirişlerde tabii etriyeli sistemler görürsünüz. Çok fazla fretli sistem görmezsiniz. Bu da fore kazık beton sonrası görünümü. Bakın yukarıya doğru şey vermiş. Değil mi? Donat filizleri hala görünüyor. Sistem ne kadar sık uygulandığına dikkat ediniz. Sisteme ne kadar sık olduğuna daha doğrusu fore kazıklarına dikkat ediniz. Bugün itibariyle arkadaşlar zemin güçlendirmeye gireceğiz. Zemin onarımlarından bahsedeceğiz. Burada görüyorsunuz bir kere temel o artık projelendirmeye göre değişiyor.